Hayvanlar çok zayi oldu mu? Hayvanlar hep ölüyor abi. Şimdi içeride yedirdiğiniz hayvan var mı? Var. Köpek danalarımız var perişan durumda. Danalarda da var mı hastalık? He, var. Onlarda da var. Köpek danada da var. Ölen hayvanlarımızın parasını verin. Yani bu devlet tarafından ödemiyor. Gerçek veriler de elimizde olmadığı için zaten bunlardan gelen 2000... Sayın basın mensupları, şu an bölgemizi ve ilimizi saran SAT-2 diye çok salgın bir hastalığın bize vermiş olduğu zarardan dolayı meradayız. Çiftçi ve üreticilerimizin yanındayız. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız hepsi yerde çaresiz bir şekilde yatmaktadır. Her ne kadar da Tarım İl Müdürlüğü zamanında aşılamalarını yaptıysa da hiç kimsenin kabahati olmadan, yani yöredeki yetkililerin elinden geldiği çabalarına rağmen halen hayvanlarımız ölmeye devam ediyor. İlimizde 253 tane köyümüz var. 168 tanesinde şu an aynı hastalıktan görünüyor. Geri kalan 70'e yakın köyümüzde çok fazla bulaşmadığından dolayı onlara aşı yapma imkanı var. İl Tarım Müdürlüğümüz onları devam ediyor. Çiftçilerimizi tedavisiyle ilgilendiriyor, bilgilendiriyor. Biz de bu konuyla ilgili Ardahan Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası üçlü olarak çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak önemli olan bu hayvanlarımızın her zaman düştüğü bir hastalıktır. Bunu biliyoruz. Bu sefer hiç çaresiz, örneğin yani geçen dönem geçirilen Covid hastalığına benzer bir hastalıktır. Öldürücü bir hastalıktır. Bunun da tek çaresi çiçek hastalığı ve Brucella hastalıklarında devletin tazminat olarak çiftçimize ödediği tazminat paralarının aynısından biz de istiyoruz. Şu an Tarım İl Müdürlüğü'nün vermiş olduğu resmi rakamlara göre 650 ve köy muhtarları çiftçilerimizden aldığımız bilgilere göre de 1600 civarında hayvanımız telef olmuştur. Olmaya da devam ediyor. Ancak Tarım Bakanlığımızın bu konuyla ilgili çok acilen bölgeye müfettiş göndererek, her ne kadar Tarım İl Müdürlüğümüz bu görevi yapıyorsa gelip gözleriyle de görmesi için davet ediyoruz. Aynı zamanda tekrar ediyorum, diğer Brucella ve çiçek hastalıklarındaki ödenen tazminat programlarına hayvanlarımızın alınmasını özellikle arz ediyor. Hayvanlarımızı, işte konunun en acil önemi orada. Devletin bu konuyla ilgili tazminat ödemediği için vatandaşımız ölen hayvanlarını yolun kenarlarına, önüne gelen her yere atıyor. Bu da daha fazla hastalık saçıyor. Bu cesetlere gelip yiyen köpekler gidip bulaştırıyor, çocuklara bulaşıyor. İkinci bir hastalığın meydana gelmesi de bundan dolayı oluyor. Eğer bunlar gerçekleşirse vatandaşımız Tarım İl Müdürlüklerine, yetkili yerlere haber vererek tazminatınızı alabilmek için, hayvanın iması için başvuracaktır. Tarım İl Müdürlüğümüz şu an haberdar olan hayvan sayılarını bildiği yerlere kepçe göndererek hayvanları imha ediyor. Ancak bunların tazminat alınmaması için çiftçimiz çok büyük bir sıkıntı içerisindedir. Perişan durumdayız. Yetkililerde bir yardım bekliyoruz. Bize bir destek yapsınlar, bir yardım etsinler. Buna bir çare bulsunlar yani. Gerçekten perişan durumdayız. Ne ayağa kalkabiliyor, ne yürüyebiliyor. İlaç da yapamıyoruz, pahalı alamıyoruz. Gücümüz yok. 3-4 tane hayvanı var, perişan durumda. Şimdi aşıların zamanında yapıldığını ben biliyorum. Çünkü aşılar zamanında yapıldı. Ve özellikle de bu ağır hastalık için üretilen özel bir aşı vardı. O yapıldı. Evet. Bundan dolayı yani devlet üretimi yapması yaptığı gayret içerisindedir. Haberdardır, elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat az geliyor bunlar bize diyorsunuz. Evet, evet, evet. Tazminat istiyoruz. Bizim de hepinizin dediği gibi bakanlığımızdan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz ölen hayvanlarımızın tazmin edilmesini arz ediyoruz. Devlet giderine bir yardım bekliyoruz işte. Bize sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Aynen, korona günler kimse söylemiyor yani. Gerçekten. Bildirmiyorlar insanı. Evet. Hayvan ölür, bildirmiyor. Sırf çöpe atacağız diye. İşte o çöpe atma dedi. Gelir. O çöpe atma olayları. O daha da berbat bir hastalık söyletiyor. Tabii daha berbat bir hastalık. O insana da bulaşıyor. Affedersek çöpe.